ben bu seçim. Ah, yapma öyle. Eyvah, yenebilirim. Fırat, spora başladı. Spor başladım. Bir gün gitti beli pert. Ama hoca dedi ki ilk 2-3 gün böyle geldiğinde belin ağrıyabilir dedi. Oturamıyorum. Dimdik salak gibi duruyorum. Ama sorun yok arkadaşlar. Çok güzel olacak. Üzerimdeki hep merak ediyordunuz. Utku ile Pelin'in yılbaşı hediyesi. Evet. Ben ne almıştım? Ben sweatshirt aldım. Eldiven aldım. Atkı aldım. Bir dakika bir şey soracağım sadece. Şimdi sen dün sporunu yaptın. Dün ilk günüydü. Akşam ne yedin? Saat 2.30 gibi gece. Ben yemek yememi keseceğimi söylemedi kimse. 3 tane kumru yedim. Kumru. Bu şekilde spor yapmanın hiçbir anlamı yok. Neyse, bugünkü videomuz, bir şey anlatmak istersen bu konuyla. Normalde de yediğim için 3 tane kumru, spor yaparak yediğim zaman hiç olmazsa bir etkisi varmış. Tamam, öyle olduğu zaman hiç zayıflayamıyorsunuz, haberiniz olsun. Zayıflamaya gitmiyorum abi ben, kondisyona 2 dakikada kesiliyorum. Ben var ya böyle hayvan gibi kaslanacağım, yazacaksınız aşağı. Fırat abi sen çok değiştin, eski tadı yok artık. Yok tabii kardeşim, kaslanmışım ben. Hayret bir şey, değişeceğim tabii. Kanalın eski tadı yok ya, ne oluyor yani? Niye? Fırat abi kaslandı, oradan dolayı. Aşağı yazıyorlardı, abi o göbek ne erit diye. Şimdi aynı adam gelir der ki, eskiden daha samimiydi göbekliyken. Yani bunlar diyor, böyle. Bazen bana da diyorlar ya yüzüne bilmem ne yaptır diye. Şimdi yaptırsam böyle hemen aşağı gelirler Ceyda Çöp. Aynı kişi sadece. Şimdi arkadaşlar. Canlar öpüşen yazmaz. Şimdi Fırat'ın doğum günü biliyorsun. Hadi alkışlar sana. Doğum günüm de aslında birkaç gün sonra ama bugün kutlayacağız. Ceyda'mınkini kutladık, çekmedik. Bu sefer benimkini dedi ki çekelim. Ben sana sürpriz yapayım dedi. Hüsnüm, bugüne kadar kanalda hep Fırat'ın sürprizlerini çekmedik mi? Hayır aşkım. En son doğum gününü ben sana hazırladım ya. Hemen şuraya Fırat'a yaptığım sürprizleri tek tek gelsin istiyorum videoları. Tek tek şöyle girsin. Çıksın. Hadi Utku. Tamam, girdi çıktı. Şimdi bu. Kaç tane yapmışım? Aa, evet, şimdi neler almışım? Ne yapacaksın? Nasıl yapıyoruz? Şimdi sen burada oturacaksın. Ben bir takım şeyler almışım. Hiçbirini göstermedim. Tamam. Bu arada biz burada göstermediğimiz kadar göstermiyoruz. Haberiniz olsun. Yani doğallığı kaçmasın. Doğal tepki. Bir de eğlenceli olsun diye. Yani. Kendimiz eğleneceğimiz için birbirimize söylemeyince daha komik oluyor. İşin gerçeği biz kendimize video çekiyoruz. Siz izliyorsunuz gibi bir durum var. Hep beraber eğleniyoruz. İşin gerçeği bu. Ben bir şeyler aldım. Sen burada bekleyeceksin. Ben seni odana hazırlayacağım. Sana böyle çok böyle unutamayacağın keyfini iyi hissedeceğim. Bir de hediyem var ve sürprizim var. Yılbaşına dönmediği sürece sorun yok hediye konusuna. Yani odamı da sen çekmişsin, hatırlarsın bunu. Kocamın odasını pembeye boyadım mı? Öyle bir garip bir videomuz var. O hale getirmediğin sürece bilgisayara dokunma aşkım. İptal etmiş. Öyle bir video yok. Tamam mı? Tamam. Pembe giymişsin ya, korktum. O zaman... Bunu düşünmeden gidelim. Şimdi Fırat'ın önce pis odasını ziyaret edelim. Pis değil. Orası benim man cave arkadaşlar. Ben kafama göre takılıyorum. Ne uyduruyorsunuz kendinize man cave man cave. Burada bir uzaylı sesi var. Bu nereden geliyor bu? Ha, buzdolabından geliyor. Soranlar oluyor. Abi niye iki tane buzdolabı var? Niye senin odanda buzdolabı var? Ya bunu atamaydık. Ne yapalım? Ha, ben anlamadım ki bu çok mu absürt bir durum? Yani burada buzdolabının olması. İşte Ceyda oraya kışlıkları, zeytinleri, salçaları falan koyuyor işte. Ne bileyim buzluk gibi düşünün oğlum. Ya bizim köyde herkesin evinde 2-3 buzdolabı oluyor. Ya ben de anlamadım ki niye bu kadar şaşırıyorum. Çünkü kışlık yediğiniz içtiğinizi kenarlara soteleme. Burası benim odam arkadaşlar. Hadi ya. Oda turu yapayım 2 saniye. Bunu hatırlarsınız efsane videomuzdan. Bu zamana kadar YouTube'a gelmiş olan bizim en iyi videomuz. Yani YouTube'a değil de bizim. En iyisi o mu gerçekten? Bence bu. En değişiği diyebiliriz. Yani ben ileride biraz daha büyüdüğümüz zaman. Yani 38 yaşına falan gelince. Kanalı zaten ayda 4 videoda bu tarz videolar ayırmayı düşünüyorum. Bu simülatörüm son halini çek. Fırat neden oda turu yapıyorsun bu kanalda şu an? Bu kanal dediğim benim kanalım ya. Ben ne yapacaktım? Beni bir canlarla çek abonelerle. Aşkım ışığı olmayan bir şey niye gösteriyor? Ya koyar oraya Utku. Bende var. NFT aslında. Ne oluyor ya için yapmış YouTube. Evet YouTube gönderdi bunu. Bir açıklamasını okumak istiyorum ama. Sen farkında değilsin onun. Açıklamasını ben okudum. Bu ne yazıyor? Ne yazıyor? Dedim ki açıklamasını oku. Asıl özellik orada. Yani bizim sizlere yaptığımız içeriklerin karşılığı olarak bize bir not yazmışlar. Fırat bulamayacak bu arada onu. Nerede o? Bak. Nerede aşkım o? Ben gözüm gibi sakladım onu. Adam YouTube'daki atıyorum 10 tane kanala NFT yapmış. Birisi kırmızı renk, birisi sarı renk, biri yeşil renk. Ama bize yapanın söylediği ne biliyor musun? İçindeki çocuğu asla öldürmeyen, bu enerjisiyle başkalarını da gençleştiren kanallar diye seçmişler bizi. Normalde NFT sanatçısı değil, bir ressam yani, illüstratör. Çok güzel şeyler var. O yazmış, demiş ki bu eserimde bunu anlatmak istedim. Bunu bu tarz kanallara gönderin demiş. Yani, o yüzden bize gelmiş. Bize çünkü gelmiş. Demişler ki bu manyak 36 yaşında adam. Ben 37 mi 36 mi? Aşkım sen 37 olacaksın bugün. 37 yaşında adam 18 yaşında gibi çocuk. Yapma ya ben zaten moralim bozuk ya. Niye yaşı bu kadar takıyorsun ya? Abi çünkü ölmek üzereyim. Arkadaşlar 35 is the new 25. Neden 35 ile 25 Türkçe is the new onu ben de bilmiyorum. Öyle çünkü doğum günü pastalarının üzerinde gördüm bu aram o da. Aa bunu bana Torjim TV almıştı. Bunun içinde canlardan gelen. Bakın hala duruyor. Konuda mesajlar var. Ta sizden gelenlerde aldıklarımızın hepsi duruyor. Şunlar spor için. Spor için. Evet, sporda enerji kaybettiğimi nasıl alacağım? Oyunları göster, hep oyunları görmek istiyorlar. Şunu indireyim.
Gösterdiğim ürüne niye geçtin ya? Oyunlarım çok önemli benim için. Bakın Katan, Crosscon, 17 Wonders, yamalı yorgan, Wingspan çok güzel ama yaklaşık 700 lira falan oldu galiba son zamlardan sonra o. İnanılmaz pahalanmış, öyle inanamadım. Şey. Munchkin en çok oynadığımız ve hep Pelin kaybediyor, ben kazanıyorum. Bu Tabu, bu Kranium. Geçen sefer ben kazanmadım. Hayır aşkım ben kazandım ya, hepinizi büttüm. İsteme nişan, hepsi bir arada olan gün. Çok hoş değil mi? Bu da Hacettepe Üniversitesi'nden bize yapmışlardı ya, o. El çizme ha. Şey gibi değil mi bu? Küçükken böyle arkadaşın gelir ya odanı gezdirirsin hani. Bak Kamuran teyzem almıştı bunu. Küçük bir Barbie eteğini bilmem neye dönüşüyormuş. Ben de böyle bir şey yok. Bunu da Vildan yengem getirdi bak. Pembe çık şey. Neden pijama giydin? Saat 3.30 bu arada şu an. Ben bir şeyi beğendiğim zaman arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ya abi niye hep aynı şeyi giyiyorsun? Sevdiğim şeyi giymeyi seviyorum. Sizde de öyle değil mi? Hep onu giyersin. İlletin ne dediğini umursamazsanız benim gibi. Kafanız rahat. 5 kıyafet, 6 kıyafetle bütün ömrünüzü geçirirsiniz. Paranız da cebinize kalır. Gerçek. Benim de öyle. Senin de böyle. Hadi şimdi sen o tarafta bir otur bakalım. Bu kadar mı ya abi? Çok acıyor. O zaman spora gitmesen bir süre öğrenci. Ya şöyle söyleyeyim sana, fıtığım attı. Tamam bir süre gitme işte. Söyleyeceğim hocaya, soracağım. Aa, yakaladım seni, yalandan söylemişsin. Hocaya soracağım. Spora gitmemek için bahane yapıyorsun. Aa, Fırat doğum günümde bana çiçek aldı, size onu göstereyim. Çok hoş. Ne bu? Orkide. Ha orkide. Sürpriz yaptım Ceyda'ya, internetten söyledim böyle. Eve geldi, Ceyda kartını atmış. Sonra çöpten çıkardım. Onu da nasıl öğrendin? Notunu söyleyeyim mi Fırat'ın? Notunu. İyi ki varsın. Ne olacak? Ne yazacaktım ya? Ne yazayım? Şiir mi yazayım oraya? Ne yazayım? Yanındayım zaten. Adı bile yazmıyor. Hiçbir şey yok. Bakın kağıtta. Adı köşede. Bile yazmıyor mu? Adını da yazmıyor. Niye yazsın adını kardeşim? Ama komik. İyi ki doğdun. Onu da nasıl öğrendi? Pelin göndermiş. P-Queen. P-Queen de bunu gönderdi bakın. Onun kartı çıkınca şaşırdık. Aa kart varmış. E dedim benimkine de vardı. He ben de gittim çöpten çıktım. Dışarıdan çöpten aldı geldi. Dışarıdan dedim kapının önüne atmış. Öyle değer verdim işte sana. Hemen gittim çıkardım. Dalga geçtin iyi ki varsın ne diye. Ne yazacaktın ne yazacaktın? Hiçbir şey. Sevgili kocandan. Hiç nota gerek yok. Canım karıma Fırat abla. İyi de oraya yazmışlar not. İyi ki varsın ama nokta bile yok sana böyle. Ya abi ben ne yazayım? Yani iyi ki var yani. Senin sesinle okudum zaten. İyi ki varsın yavrum, iyi ki varsın mı yazsaydım. Bunda Trendyol göndermiş. Ne kadar düşünceliler sağ olsunlar. Tabii hep işbirliklerimiz olduğu için öyle bir şıklık yapmışlar. Hadi! Bana gönderen yok benim doğum günümde. Daha doğum günün gelmedi belki gelecek. Çiçek niye gönderecekler la adama zaten? Ne alaka adama çiçek gönderilmez mi? Göndereceğim bir şey varsa kardeşim elektronik bir şeyler gönder. Bak böyle ya bu kadar beni kolay mutlu etmek bir utkucuğum. İki kere söyledim Discord'da konuşurken. Ben dedim pijama istiyorum dedim ama takım dedim. Aslında bunu istemiyordum bu arada. İstediğim şuydu yani mangala gidilecek olanlardan istiyordum. Bulamamış onu bundan almış. Gaffur pijaması. Bu da çok güzel. Ha gaffur pijaması istiyorum ama bu da çok güzel. Olay değil onu bulmak. Yok. Evet yok. Ha çık git. Ha hayır, süslemeli bak. Yapıyorsun. Hayır. Ha. Şimdi beraberiz. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yapacağım ben şimdi. Siz de erkek arkadaşlarınıza falan sakın böyle bir şey yapmayın. Baştan söylüyorum. Dur. Ay heyecanlandım dur. Şimdi Fırat gamer olduğu için ona bir gamer konsepti hazırlayayım dedim. Yani bulabildiğim gamer konseptleri bunlardı. Örtü bu. Bir şeyleri örtüyorsun. Ya bu çok büyük bir masa örtüsü. Ben bunları örteceğim ya. Buldum. Böyle gamer desenleri var bakın. Varsa 2 yaşında oğlunuz. Yani sürpriz olsun. Gülelim diye yapıyorum. Yoksa benim yapacağım şeyler değil. Bunu böyle örteyim bence. Odanın full süslü olması lazım çünkü. Girdiğin zaman yapacak. Neden? Taşınıyormuşuz gibi böyle boya yapacakmışım gibi olay oldu. Olmadı. Dur bakayım belki değiştiririm. Şimdilik böyle gitsin. Ama partiye hiç kimseyi çağırmadık. Çünkü çağırsam rezil olurdu. Çözmüyor. Ay. Abi çok güzel. Bakar mısınız? Bu seviye mi atlamak? Bu şeyin zıpladığı. Mario'nun. Herhalde umarım. Bu bir canınızı aldığınız hadi bakalım. Aa. Bu Bircan. Bircan diye isim var değil mi? Adı Bircan olanlar bana yoruma yazsın. Ben Bircan diye. Aha tıkırt. Hepsini tek tek gösterirsen bitmez. Dur bunları kanka yapalım. Bunları Fırat içeri girdiği zaman sen de ikimiz yapalım. Ama seni kimse görmez. Olmadı. Şimdi asıl süslemeler. Yeşil siyah tercih et. Allah'ım işe düşmez. İşe düşmez. Allah Allah. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim, böyle sürpriz doğum günü yapmak çok zor ya. Gerçi bunu bir sürpriz doğum günü sayamayız da, saçma olur da. Geyik doğum günü. Ama bu arada gerçekten böyle bir saçma bir şey hazırlayabilirsiniz bir gün birine, şaka mahiyetli.
Çok yaratıcı bir şaka gerçekten. Farkındaysanız ben aslında 11 Ocak doğumluyum. Yani siz bunu izlediğinizde biraz ilerisi oluyor ama ikimiz de Oğlak Burcu'yuk. Oğlak Burcu olmak çok güzel. Ben burçlara hiç inanmam. Kendi burcum olduğu için çok beğeniyorum. Çok güzel bir burç. Yükselenimi emin değiliz. Anam diyor ki herhalde 12 gibi doğmuştun diyor. Herhalde diyor. O konuda bir fikrimiz yok. Ya hiç kimse yok ama arkadaşımız doğum gününde. Keşke Utku'yla Pelin'i de çağırsaydım. Ama çalışıyorlar. Ben böyle karşılayacağım. Bu ne işe yarıyor? Para tuzağı. Bu işe yarıyor, para tuzağı. Fırat sakın kapının önüne gelme ha! Bu çocuğa sürpriz yapılmaz. Bak birisi bana mesela doğum gününde sürpriz yapmak istiyor arkadaşlarım. Geliyor söylüyor ya. Senin haberin olsun ama böyle diyor. Oğlum diyorum söylemesene sürpriz istiyorum ben. Yok ben dayanamam. Kendisi bir şey oluyor sürpriz. Ben diyor bilmem ne aldım. Ama da eve gelmemiş ha hediye. Niye söyledin diyorum ya. Ben normalde doğum günü kutlamasını sevmem. Ceyda eğlencesini yapıyor o yüzden. Yani bir yerde buluşayım bugün benim doğum günüm. Yemek yiyelim falan gibi şeylerim hiç yok. Sıfır. En son doğum gününü ne zaman kutladım? Yani kutlamak babında hatırlamıyorum. Muhtemelen saçmalıyor, çocuksu, abuk subuk bir şey yapıyor bana ama çocukluğumda da kutlamadığım için tekrar bir geçmişe döneceğiz. İçimizdeki çocuğu öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber, el ele, bu zor günlerde sinir stresine hakim olduğu, herkes bakıyorum çok stresli Twitter'da. İçimizdeki çocuğu öldürmezsek kardeşim, o zaman başarılı olacağımıza inanıyorum. Mutluluk içimizde diyorlar ya, öyle yani. Bu böyle bir şey, bunu böyle masanın ortasına koyuyorsunuz. Hiçbir anlamı yok ama böyle yapmışlar işte. Olmaz, şuraya koyayım. Boyun yetiştiği kadar sürpriz. Ne yapayım? Al! Ay ya bana yapsa keşke be. Ben vallahi çok güler ve sevinirim. Bir çok güzel bir hatıra olurdu bence. Bak. Işıl ışıl. Çok renkli bir kişiliğim bence. Ne diyorsunuz? Vallahi bunu bana da yapılsa çok hoşuma gider diye yorumları izleyip beni desteklersin sevinirim. Aa ben sese girdim mi? Bence girmedim. Girmişim. Kalpten gidiyordum az sonra. Araba bakıyorum. Benim araba çok yakıyor ya. Benzin fiyatları arttıkça iyice yakmaya başladı. Beni fenalık geçireceğim ama kardeşim buradan YouTube'dan sesleniyorum. Yani elektrikli arabaya teşvik oluyor bu. Ama elektriği şarj edecek yer yok ya. Anadolu'da en yakın AVM'lere gidiyorsun. Niye AVM'ye gidiyorsun? Niye şarj alanı yok? Ben anlamıyorum ki. Elektrikli araçlar güzel ama seçenek yok. Bence bir tanesini de böyle. Ne diyorsun? Mükemmel bir para tuzağı tutayım. Kapıyı açamayacağım. Rita gel. Rita giremeyecek bakın. Gel Rita. Bak giremeyecek. Böyle şeylerden geçemiyor çok garip ya. Bir tane pilates topum vardı benim büyük. Yatak odamda duruyordu eski evden hatırlarsınız. Koyamadım onu. Habire geliyor geliyor gidiyor. Geliyor geliyor gidiyor. Pilates topu orada duruyor geçemiyor içeri. Korkuyor yavrum. Sünnetlik şeyler olur ya. Fırat Albayrak'ın birthday boy güzeli seçilecek bugün. Bir tane adam kendini şey seçmiş ya, izlediniz, gördünüz mü onu? Kainatın en yakışıklı erkeği seçmiş, kendini seçti herhalde. Ben çok anladım. İnternetten bak yazın, kesin görmüşsünüzdür de. Kıyamam, olsun, aslında kendini beğenmesi güzel bir şey. Şimdi önce... Ya abi bak bir şey söyleyeceğim, anladım. Tamamen dalga geçmişsin benden. Hayır, çok da güzel hazırlandım kaç gün öncesinden. Ya kafandaki tamam ya. Senin için ama. Bu bir hatıra şeysi. Tamam canım, eğleniyorsun sonuçta. Maşallah mı? Birthday boy. Köpeği niye süsledin? Ben süslemedim. Aa! Şunu poposundan al ya, takılacak bir yerlere. Birthday boy olarak bu yıl neler diliyorsun gibi bir konuşma alacağım sana. Onu hazırla istersen sen biraz. He, orada mı yapacağım? Evet. Tamam. Güzel yarışmalarındaki gibi. Siz ikiniz takılın, ben şimdi gidiyorum. Bilgisayarımı zarar vermesin, ne yapıyorsunuz? Ay, gelin. Allah! Bunlar böyle tipet. Game on, game on. Söyleyeyim takdirlik hareket yapıyorum şu an. Bu ne yavrum şimdi? Poşet bu. Ne gerek var? Hediye poşeti çıktı. Deniz Kemal'e verdim. Balon aldım. F. Bir de 18 yaş aldım. Büyük yoktu. Bunu nasıl şişireceğiz işte? Asıl mücadele burada başlayacak. Şimdi bence bunu bitireyim önce. Çünkü bunu şişiremezsem parti iptal. İyi ki doğdum diye mum aldım. Ama bunları yanlış yerleştireceğim. Bakayım okuyabilecek mi? Neyim ben? IQ testi. Canlı. Live. Bakalım gözü birleştirebilecek mi? Şöyle bir şey aldım. Erkek mi kız mı diye bir şey niye almışım abi? Çok saçma. Abi bu şey. Bebeği olan insanların kendilerine yaptığı garip partiler oluyor böyle. Kendilerine sürpriz yapıyorlar. Erkek mi kız mı? Onlardan. Yapabilirler tabii. İstiyorlar tabii. Hiçbir lafım yok da. Çok iyi. Dur.
Nasıl takacağız bunu? Bant lazım. Böyle şeyler anıdır, anı yavrum, anı. Şey diye anlatırsınız ileride. Ya bir kere Ceyda bana bir doğum günü yapmıştı. Çok komikti. Ya da mesela sizden biri. Atıyorum bir Seda atıyorum. Bunlar anıdır ya. Yamuk taktım. Olsun böyle bir güneş açacakmış da vazgeçmiş. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane videoda Fırat şey yapmıştı. Söndürmeye çalışıyor. Bunlar yanıyor muydu biz uyurken? Okey, sorun yok. Kapatmışızdır, yatıyoruzdur. Kayıtlı mıydı bu? İnşallah yine. Güvenmiyorum hiç. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Zili bildirimi yani zildirimi zaten açmıştır. Bunlar candır. Canlar gelir videoyu izler. Abonedir, abone olmasına gerek yok. Cancıklar da bunların hepsini yapar. Gelir izler. 3 haftayı da geçmiştir izlemesi. Ama bir eyleme geçem. Kılımı şuradan şuraya tıkıp burada tam yoktur. Canların doğum günü 12'yi 1 geçe. Mesaj yağmuru. Herkes hatırlıyor, kutluyor. Cancıkları kimse hatırlamıyor. Ertesi güne abi geçen doğum günümüş hatırlayamadım be kardeşim ya. Kusura bakma geç kaldım deniyor. Teşekkür ediyorum. Pasta için. Abi çok güzel ya bence. Çöpsüz. Valla girdim mekanın içinde. Bütün game yazan şeyleri aldım. Nereye asıyoruz bunları? İnsanlar bunları nereye asıyor abi evlerinde? Tavana mı? Bizler mi sarkıtacağız? Bence harika bir fikir yaptım ya. Harika. Kimsenin aklına gelmeyebilirdi ama. İnsanın başı dönüyor. Ay. Gelecek zannettim, yanacaksam. Kız. Hata yaptım tabii. Bu böyle durmayacak ki yukarıda. Ben buna o zaman be. Sen getirdikten sonra ellerimle böyle dururum. Başka bir açıklaması yok. İyi ki varsın. Hayır, siz ne yapıyorsunuz bu doğum günü sürprizi? Sürpriz seviyorsanız ne yapıyorsunuz? Allah aşkına yaşadığınız hayattaki en yaratıcı doğum gününü bana yazın şuraya, ben bir göreyim ya. Boğaz'da iyi ki doğdun yazdırdı. Böyle şeyler geçiyor ya, yanıyor alev. Abi öyle şeyler gerçekten yapılıyor mu bu arada? Yoksa onlar... Yapılıyor mu? Yani yapılmış, yani yapılıyor da. Hani gidip ne diyorsunuz ki Boğaz'a, abi ben bir... Abi ben bunu nasıl şişireceğim? Sen bunu şişirmiş gibi koyabilir misin? Utku, kurguda. Abi bu şişmez. Niye böyle bir şey aldım ya? Yemin ediyorum başım döndü. FC. FC bu kadar değil tabii, daha var. Şimdi normalde bunları şeyle şişliyorlar ya. Sodyum karbonat. Neydi onun adı? Helyum gazıyla pişirdik. Pişirdikleri için. Şişirdikleri için bu böyle bize olmuyor. Ben çünkü kendi nefesim, imanımla. İman gücümle şişirdim. Biraz da şeyle şişirdim. Aşırı zekiyim. Aşırı akıllıyım. Oo, gel bak. Böyle yapıştırabilir miyim bunu? Nasıl yapıştıracağım şimdi size gösteriyorum. Vay. Duvar biraz şey. Masa da romantik masaymış. Masanın pisliğine bak ya. Böyle yapsın ya. Temizleme. O böyle seviyorsa al caveman. Ay. He, bu da zaten benim sanki konseptimmiş. Çok güzel. Aferin kız bana. Vallahi çok iyi düşündüm. Sonuçta Fırat'ın en yakın arkadaşı bilgisayarları. Sanki bunun altından bir sürpriz çıkacak gibi duruyor. Halı yapayım bunu yere. Sileyim önce. Neyle silebilirim? Sizin bir doğum günü mesajınız varsa yorumlara yazın. Ben onu buraya... Bu da gerizekalı olsam ya, çok komik olmaz mıydı? Ki ayrı. Konseptimiz bu olduğu için böyle yazdım tabii. Gözükmüyor, belli etmiyorum kendimi. Tamam. Şilan'ın umuru değil, uyuması şurada. Şey gibi, kimileri kırmızı halı serer, bir de game halı. Çok güzel olmadı ama fena bir oda olmadı gibi. Bunlar da partiye gelen arkadaşlarıymış. Deliymişim ben değil mi? Götten pili. Götten pil seviyor ya çizmeyi. Bu da onu böyle çevirsem tabii. Hediyesini çok beğenecek bence.
Tamam. 2022 birthday boy. Kainat boyu. Kainat boyu unutulmayacak bir hediye hazırladım. Doğum günü hazırladım. Hazır. Tamam, geleyim mi? Gel. Dur, gelme. Gel. İyi ki doğdun Fırat. Arkadaşların. Çok iyi olmamış. Erkek mi kız mı, ne alaka? Yanlış almışım onu. Aa, doğum günü konuşmanı yap. Dur, belim de ağrıyor, eğilemiyor. Aha, pastam var. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç çocukken böyle doğum günüm olmamış. O yüzden hoşuma gitti zaten. Arkadaşlar, bizim doğum gününde zamanlarımızda hiç böyle şeyler olmuyordu. Oha, gaming konsepti. Valla. Evet. Bakma, dalga geçtim ama aslında güzel bir şey düşündüm senin için. Ya dalga geçtim ama... Ama bilerek gaming seçtim. Yok ama böyle ne bileyim insan... 18 mi? Aşkım, büyük yaş yoktu. İçin hep 18 kalsın diye. Gel doğum gününe üfle, sonra etrafı gezersin arkadaşlarına. İyi ki varsın gamer boy. Ya bu ne? Çok komik. Bu da orada kuyruk sallıyor, bak bak. O da arkadaşın, Rita katılmak istemedi. Rita ile aramız bozuk. Yılbaşından biraz sana böyleymiş seninle, gelmek istemiyorum dedi. Böyle. Bu ne abi? Oku bakalım, burada ne yazıyor? Duygu. İyi ki doğdun, ha iyi ki doğdun. Karıştırdım harfleri. Aşkım, yakacağım buraları. Ya bu ne abi? Kim temizleyecek bunu aşkım? Hadi neden de. Gül mü bu? Bak şifrelerin, şifre diyorum, pastalarına bak. Çok iyiymiş pastalar. Gökten filin tersi. Burada da var. Güzel la. Çocukluğuma döndüm çünkü çocukken bu yoktu bende. Üfle üfle, yandıkın çıkacak. Yangın çıkıyordu Fırat. Yavrum sen mantıklı mı? Ben eylemiyorum. Kaldırsana bana onu. Tamam, hepsini aynı anda üfledin zaten. Dilek tuttun mu? Aa, tutmadım. Aa, bir sürü var bunlardan. Evet bak bunlar. Canman var falan. Evet. Çok iyiyim. Hep kahve içiyorsun ya, pipet çok seviyorsun. Aa, çok iyi. Bir sürü aldım senin için. Yani çok cringe ama çok beğendim. Evet. Yani öyle bir şey. Bak, F harfi şişirdim senin için. Hadi yakla şunu, bir üfleyeyim ben. Onu değil artık, bunu dilersin. Ya tamam. Zaten senin bu simgen ya. Aynen, fil. Bu örümcek adam, geyik olsun diye aldım ya, fil de. Sevmem örümcek adam. Çocukken severdim. Güzel bir dilek tut bakalım. Mumun da love. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Fırat, iyi ki varsın Fırat. Bu ne? Oyun pedi mi? O masa örtüsüydü de ben nereye koyacağımı bilemedim. Tamam, zarar vermediğin için çok hiçbir mutluyum. Hiçbir şey yapmadım. Şunları da üfle bir dilek. Yanacak elim, çabuk ol. Sadece tek bir sorun var aşkım. Bunları toparlayamayız biliyorsun değil mi? Boş ver, o kadar da olur. Ben... O kadar da olur dediğin ne? Ben böyle Star ablanın gaming room'u gibi bunlarla mı şey yapacağım? Allah kurban olsun yavrum. Niye, bence güzel. Ha, konuşmanı yap. Hı. Arkadaşlar, 37 yaşına geldim. Şekilden de görüldüğü üzere. Her sene daha da küçülmeyi düşünüyorum. Ve enerjimi, mutluluğumu devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten böyle bir eşim olduğu için son derece keyifli ve mutlu bir hayat yaşayacağımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ya bir şeyler iyi olsun demeyecek misin? İnşallah sağlık, huzur, mutluluk, zihniyet kavramında olan Utku'nun dilekleri gerçek olur. Hepimiz için. Ülke olarak daha güzel günler, daha da güzel günler, her gün daha da iyi günler gelir. 2022-2021'i aratmasın. Öyle mi derler? Yok. Olur mu? Ha, 2021 gibi olmasın bir daha hiçbir yılımız. 2022 çok güzel. Tamam, çıkar hadi artık. Aynen. 2022 mükemmel olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sana asıl hediyemi veriyorum. Heh, hediyeye gelelim. Hediye yapamadım. Biraz büyüktü paketi. Bir giyseydin belki olmayacak bedeni. Parası yazıyor. Ay çok üzül. Ama benim montum. Getir yeşil montunu burada. Vedalaşalım onunla. Vedalaşacağız. Giyeyim mi? Giy bunu önce. Yeni ile eskiye gidiş. Ha, içi de var. Evet, ayrı ayrı. İster içini böyle tek giyebilirsin, ister ikisini birlikte veya ikisini ayrı. Ben içini giymeyeceğim. Biliyorsunuz 10 yıldır yeşil montu giyiyordu. Artık bir arkadaşlar kaç yıllık biliyor musunuz yeşil montu? Savaşçı 1. sezon almıştık. Evet. Yani 6,5 yıldır aynı montu giyiyordum. 3 senesinde siz bakiydiniz zaten. 3 senedir kanalda düzenli olarak yeşil mont vardı. Gidiyor yeşil mont. Şimdi nasıl bırakacağım? Mı? Getir bakalım. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Güzel oldu da bu içi çok sıcak, dur. İçini çıkartacağım. İçerisindesin çünkü. Dışarıda sıcak olmayacak. Hayır aşkım, bunun içindeki bu şeyler işbirliği gibi oldu da öyle ama yani. Değil işbirliği, işbirliği ya. Hayır şey, yani o içindeki şeyler aşırı sıcak tutuyor. Benim montumun aynısının markasından almış. E aynısını sevdiğin için aldım. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bunu da böyle giyebilirsin bak. İki tane şey. Oo, İki tane nasıl? Şey aldım. Nasıl? Çok güzel. Böyle çok daha güzel oldu. Alıştım ama ben o benim üniformam gibi, getireyim. Getir, vedalaşalım. Bu da böyle ayrıca giyersin işte. Bir taşla iki kuş vurdum.
Arkadaşlar ya 3 yıllık kanal montu ya. Ne oluyor ya montu? Şurada Utku Fırat'ın bu montla çık 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 görselleri geçsin. Akıp film şeridi gibi. Yaptık evet. Illegal boys, girls. Bir sirken olacak. Ne oldu? It's a Barbie girl and a satis girl. Ömrümü yedi oraya aktirinç. Yandaki de aynı şey yapıyor. Horon teper gibi acayip ısındıran bir şey. Olur ya böyle şeyler. Normal. Aa. Kalitesini beğenmedim mamanın. Fırat ceza yemiş galiba. Geçtim. Geçti. Ben bir şey diyeceğim. Şuraya bir tane ödüller için şey yaptıracaktım ya. Montu basacaksın oraya. Montu da katlayıp koyayım içine. Bu da kanalın bir değeri. Bundan NFT'sini yaparız istersen. Oh, NFT olarak satsam mı? Kullanılmış 6 yıllık mont. Bakabilir miyim nasıl olmuşum? Gelsin mi kamera seninle? Gelsin. Yani kendim varmış da açılacakmışım gibi durmuyor mu? Hafta sonları gölevimize gidiyoruz babamlarla yelkene. Benim hoşuma gitti Ceyda. Çok güzel güle güle git. Ben sevdim sevdim gerçekten hoşuma gitti. En güzeli de arkadaşların değil mi? Ya. Keşke Deniz Kemal'i de çağırsaydık mutlu olurdu. Arkadaşlarını çağıracaktın Deniz Kemal'i, Utku'yu. Çok eski ne oluyor ya videolarına benzedi bu ha. Eskiden böyle pandemide kafayı yemiştik biz. Ne çeksek diye. Abuk subuk şeyler çekiyorduk ona benzedi. Ne bileyim beni mutlu etti yani. Hoşuma gitti sağ ol aşkım. Evet. Güzel. Saçmalık ama bu saçmalığın içerisinde... Ay yapma onu. Çok kötü oluyorum aşkım ondan. Ne zamandır oluyorsun ya? Aşkım hep öyleydi. Söylemiyorum insanlar yapmasın diye öyle şeyler. Yapacakmış gibi duruyorsun. Açın, çabuk. Yapmayacağım, yapmayacağım. Hayır. Yapmayacaksın, yapmayacağım. Bebek miyim, çocuk muyum ben ya? Şey gibi sana yapmayacağım deyip yapacak çocuk halim yok. Çocuk muyum diyor, yaptığı şeye bak. Burada benim arkadaşlarım diye şeyleri beslemiş orada ya. Bunlar senin Discord'dan arkadaş. Pasta mı? Temsili. Pasta mı yiyebilir miyim? Hangisini yesem? Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Ama güzel yapmış ha ortamı. Mesela çocuk olsan Deniz Kemal yaşında falan acayip mutlu olursun. Rita bunlardan korktuğu için hiç içeri giremedi. Gerçekten mi? Ya bu çocuk gerçekten Rita her şeyden korkuyor ya. Rita Fırat'ın doğum gününe katılamadı resmen. Kötü ama şeker hamurunu ben yiyemem zaten. Kötü ama içi çok güzel. Beğenmiyorum. Çünkü beğendiği almadım zaten. Komiklik olsun, şakalık olsun diye aldım. Evet, bu da böyle bir sürprizimdi. Konseptini beğendim. Gamer konsepti. Beni mutlu etti. Teşekkür ederim olsun dedim. Beklemediğim bir şey olsun diye. Evet, ne yapacaktın ama güzel oldu. Herhalde ya. Işte. Beğendim ama. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizin de bugün doğum gününüzse doğum gününüz kutlu olsun. Aklınızdan, kalbinizden geçen bütün güzel şeyler sizin olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsın canım Fırat'cığım. Sen benim hayatımdaki en önemli şeysin. Teşekkür ederim. Bugün değil, bütün sene boyunca hepinizin doğum gününü şimdiden kutluyorum. Bütün bir yıl doğum günü olanların. Bu yılda doğan herkesi kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur.